Fernando Muslera'dan sonra Arda Turan, Marcao, Christian Lindema ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Galatasaray'da Emre Akbaba'nın da takımda kalmasına karar verilmişti. Mukavelesi sezon sonunda bitecek Emre, teknik direktör Fatih Terim tarafından son iki maçta ilk 11'de sahaya sürülmüş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da şık bir gol atmıştı. Taraflar arasında ilk görüşmeler yapılırken sarı kırmızılı yönetim oyuncuya ilk teklifini 700 bin euro ile yapmıştı. Cimbom'da sezon başına 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alan 28 yaşındaki futbolcu ise indirime giderek 1 milyon 100 bin euro talep etmişti. Taraftarların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması ve 700 bin euroluk farkın kapanması bekleniyordu. Fakat Emre Akbaba ile yapılan görüşmelerde bir sonuç alınmadı. Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Emre Akbaba'nın "istemiyorum sanırım" diyerek ayrılık hazırlıklarına başladığını açıkladı. Uzundurukan, yönetimin de ayrıca Fatih Terim'in isteğiyle Draxler ya da Vidal gibi bir yıldızın arkasına çok daha uygun fiyatlı bir 10 numara araması ve Erkan Eybil'i işaret etmesi Akbaba'nın ayrılık sürecini daha da hızlandırdığını bildirdi. Emre Akbaba'nın İstanbul'da kalmak istediği ancak Beşiktaş ya da Başakşehir'den teklif almadığı, Fenerbahçe'ye gitme durumu da olmadığı için eski takımı Alanyaspor'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. İddia Alanyaspor'lu taraftarlar arasında heyecan yaratırken boşluğu dolduramayan Bakasetas'ın yerine Emre'nin gelebileceği konuşuluyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mevcut oyuncuların satışı için yoğun mesai harcıyor. Gösterdikleri performansla dev kulüplerin radarına giren yıldız futbolcular için sarı lacivertler iyi bir gelir bekliyor. Sarı lacivertler 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için Euro 2020'ye kadar gelen tekliflere olumsuz yanıt verecek. Fenerbahçe Avrupa Şampiyonası'nda da ay yıldızlı formayla sahne alması beklenen Ozan'ın en az 20 milyon euroya satmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de ve Macaristan milli takımında gösterdiği muhteşem performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Salah'ı da Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin talip olduğu bildirildi. Macar basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği, bu transferin gerçekleşmesi halinde Salah'ın en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı. Fenerbahçe 2 sezon önce İran ekibi İstiklal'den transfer olan Allahyar Sayyad Maneş, beklenen performans gösterememiş ve İstanbulspor'a kiralanmıştı. 750 bin euro bedelle sarı lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim daha sonra İstanbulspor'dan ayrılarak Zorya'ya kiralandı. Allahyar Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor. Ukrayna ekibinde bu sezon çıktı 17 maçta 5 gol, 2 asist kaydeden ve gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazanan oyuncu, attığı gollerle Zorya'nın kritik galibiyetlerinin mimarı oldu. Allahyar hakkında gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in genç futbolcu için devreye girdiğini duyurdu. Uzundurukan ayrıca Shakhtar'ın 8 milyon euroyu gözden çıkardığını söyledi. Fenerbahçe ve A milli takımın önemli isimleri arasında bulunan Ozan Tufan transferin gözdesi durumunda. Sarı lacivertli takımla artı bir yıl opsiyonlu olmak üzere 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı. Oyunu her iki yönüyle oynamayı sevmesi ve yüksek temposuyla ön plana çıkan Ozan Tufan bu özellikleriyle Avrupa ekiplerinin iştahını kabartıyor. Ozan Tufan yaptığı transfer açıklamasında hayalinin İngiltere Premier Lig'de forma giymek olduğunu belirtti ve "umarım bu isteğim yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli yönetim de başarılı orta saha oyuncusunun yüksek gelir beklentisi içinde. Yaz transfer sezonunda birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken Ozan Tufan'ın İngiliz kulüplerinin ilgisi arttı. 26 yaşındaki futbolcuyla Norwich haricinde Crystal Palace, Everton, Leicester, WBA ve Norwich City ilgileniyor. Ozan Tufan'a son olarak Fransız kulübü Lyon talip oldu. Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan yaptığı açıklamada Fransız ekibinin Ozan için devreye girdiğini duyurdu. Uzundurukan, Ozan'ın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını ve Lyon kulübünde de ciddi girişimlerde bulunacağını söyledi. Lyon daha önce de Ozan Tufan için devreye girmişti. Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen Ozan Tufan 5 gol ve 6 asistlik katkıyla dikkat çekti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Elif Elmas gösterdiği performansla her geçen gün değerine değer katıyor. Sarı lacivertlerden Napoli'ye 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Elif Elmas formuyla göz dolduruyor. İtalyan ekibinde performansı yükselişte olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu son milli aranın da yıldızlarından birisi oldu. Napoli'de ilk sezonda kısa süre içerisinde düzenli ilk 11 oyuncusuna dönüşen Makedon futbolcu. Bu sezon ise Serie A'da şu ana dek 24 maçta sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Milli aradaki Liechtenstein maçında fileleri havalandıran futbolcu önceki günkü Almanya maçının yıldızı oldu.
Kuzey Makedonya'nın Panzerleri 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü kaydetti. Formuyla dikkat çeken genç oyuncu transferinde aranan isimlerinden birisi haline geldi. Fenerbahçe'ye geldiğinde tahminli piyasa değeri 500 bin euro olan oyuncu için şu an en az 18 milyon euroluk bir değer biçiliyor. Yetenekli futbolcunun birçok talibi ortaya çıkarken Napoli kulübü de oyuncuyu kaptırmamak için gayret ediyor. Transfer iddialarının ardından Elif Elmas'ın babası İtalyan basınına son dakika açıklamasında bulundu. Genç yıldızın babası Devat Elmas, oyuncunun menajeriyle birlikte transfer iddialarına açıklık getirdi. Milliyet'in derlediği habere göre oğlunun Almanya karşısındaki performansını değerlendiren Elmas, Kuzey Makedonya'nın en iyilerinden biri ve bunu Almanya karşısında tekrar gösterdi dedi. Devat Elmas, genç yıldızın adından aldığı kulüplerle ilgisi ise oğlum Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinden birine imza atacak. Kısa zaman içinde bunu göreceğiz dedi. Napoli ile olan sözleşmesi 5 yıllık imzayla sezon başında uzatılarak 2025'e dek geçerli hale getirilen Elmas için Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, Benfica ve Lazio gibi kulüplerin ilgisi bulunuyor. Elif Elmas'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe 1,5 milyon euroyu kasasına koyacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Erol Bulut'un ayrılığının ardından Emre Belözoğlu'nun takım başına geçmesiyle Samandıra'da hava değişirken yaşanan transfer gelişmeleri de ortaya çıktı. Bu sezon yaptığı harcamalar neticesinde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirlerini büyük önem veren Fenerbahçe bir yandan da gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye almaya başladı. Son olarak milli forma ile gösterdiği performansı tekrar tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan için Liverpool'un devrede olduğu iddia edildi. The Sun'da yer alan habere göre Jürgen Klopp Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerindeki Norveç maçında 26 yaşındaki oyuncuyu izlemek için bir ekip görevlendirdi. Haberde 2023'e kadar Sarı Lacivertli takımla sözleşmesi bulunan Ozan için Fenerbahçe en az 13 milyon sterlin talep ettiği ve Kırmızıların 2015 yılında da milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ardından Atilla Szalai de Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Macar stoper Leicester tarafından yakın takibe alındı. Mavi beyazların Szalai'nin Macaristan'ın Polonya ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği kaydedildi. Szalai'nin Fenerbahçe'deki performansı da takip edileceği kaydedildi. Leicester'ın stoper hattında Çağlar Soyuncu, Johnny Evans, Wesley Fofana ve emektar kaptan Wes Morgan bulunuyor. Son dönemde üçlü savunmayı tercih eden Brendan Rodgers zaman zaman orta saha oyuncularını savunmaya çekmek zorunda kaldı. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılma ihtimali de belirince Leicester transferde önceliği stopere verdi. Atilla Szalai'nin de en önemli adaylardan biri olduğu, sol ayağını kullanması, fizik gücü ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıktığı vurgulandı. Sarı lacivertler Ocak ayında takıma katılan 23 yaşındaki savunmacının performansından çok memnun. Szalai'nin satılması düşünülmüyor ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınabilir. Leicester geçen Ekim ayında Wesley Fofana için Saint-Étienne'e 35 milyon euro ödemişti. Fenerbahçe'nin de Macar stoper için kapıyı en az 25 milyon eurodan açması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi yaz transfer döneminde gelebilecek teklifler için yol haritasını belirledi. Buna göre 11 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Euro 2021 öncesi hiçbir teklifin kabul edilmeyeceği öğrenildi. Sarı lacivertlerin sezon başında bonservis bedeli ödemeden Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye Birçin ekibinin talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu da ısrarcı olan Çin kulübünün 7 milyon euroyu da gözden çıkardığı ifade edildi. Bu sezon yalnızca Thiam değil, diğer golcüleri Samatta ve Sisse'den de beklediği performansı alamayan Fenerbahçe'nin bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin sezon sonunda 7 milyon euro bedel karşılığında Thiam'ın satışını onaylayacağı vurgulandı. Mamet Thiam, Ozan Tufan ve Atilla Szalai'nin satışı gerçekleşirse Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 47 milyon euro, yani TL bazında yaklaşık 453 milyon lira gelir girecek. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.